Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'yi yok etmeyi amaçladılar. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp Türkiye'yi işgal planı hazırlıyorlar. Değerli izleyenler, Cihat Yaycı başlıktaki tespiti yaptı ve şöyle konuştu. Yunanistan'ın bir adasına çıkarma mı yaptık? Herhangi bir adasına atış mı yaptık? Hayır, Yunanistan adaları Türkiye'yi işgal için silahlandırılıyor. 26 Eylül'de Yunanistan'ın Ege'deki tansiyonu yükseltmeye devam ettiğini gördük. Midilli ve Sisam adalarına Amerika'nın hibe ettiği zırhlı araçlar sevk edildi. Türkiye'nin İHA'ları Amerika ve Yunanistan'ın hukuk dışı sevkiyatını görüntüledi. Aslında bu durum Amerika destekli provokasyondu. Bu arada Türkiye'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu iddia eden Yunanistan, Lozan ve Paris anlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını savunmayı sürdürüyor. Konuyu bir bilene sordum. Türk DEX Başkanı Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, artık çok net bir şekilde Amerika ve NATO'nun Doğu cephesini Türkiye'den Yunanistan'ın doğusuna kaydırdığını söyleyebiliriz dedi ve ekledi. Midilli ve Sisam'a sevk edilen araçlar başlı başına gayri askeri statüyü bozuyor. Fakat bu zırhlı araçların Amerika'nın hibe ettiği araçlar olması bunların neden geldiğini ve neye hazırlık yapıldığını gösteriyor. Türkiye artık kendini kandırmamalıdır. Türkiye'yi bir savaşa, çatışmaya çekmek istiyorlar dedi. Değerli takipçilerimiz, elimizdeki en güçlü hukuki ve en önemli argümanlardan biri, gayri askeri statüdeki adaların statülerinin Yunanistan tarafından bozulmuş olması. Yani bu adaların askerileştirilmesi ve silahlandırılması. Aslında Türkiye'nin bu konuda başından beri bazı eksikleri ve hataları olmuştur. Örneğin daha düne kadar tüm uyarılarımıza rağmen bizim bir takım yetkilerimiz açıklamalarında silahsızlandırılmış statü diyorlardı.